Arkadaşlarım selamlar. Ben Sevmeli Hoca. Trigonometri kampında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldık hocam? Trigonometrik ifadelerin sıralanmasını işleyeceğiz bugün sizlerle birlikte. Ve indirgeme formülleri vardı ya, indirgenme formülleri vardı ya. İşte o indirgenme formüllerinin en çok kullanacağımız yeri burası arkadaşlar. Ve bu sadece ama sadece işte sana A, B, C gibi trigonometrik fonksiyonlar verip de bunları sırala dediği bir e, ee, olay için işe yaramıyor bu indirgenmeler. Şunun için de işine yarar. Bazen mesela bir soru verir. Sinüs eksi kosinüs x'in sen karen, parantez karesini bulursun da sonra onu kare kökünü aldığın zaman mutlak değerini çıkardı. Onu mutlak değerden kurtarmak zorunda falan kalırsın ya işte tam olarak buralarda da işe yarıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bizim için değerli. Fonksiyon grafiklerinde de işine yarar. Değerli. Tamam. Dolayısıyla böyle ...değersiz bir konuymuş gibi görüp de üstüne böyle üstün körü alelade geçip gitme tamam mı? Dolayısıyla çok iyi dinle trigonometrik ifadelerin sıralanması konusu. Hemen ben sana sayfa numaralarını hatırlatayım. Sayfa numaralarımız sevgili arkadaşlarım 36, 37 ve 38 olacak bu derste. Hadi hazırsan geçelim dersimize. Evet başlayalım bakalım trigonometrik ifadelerde sıralama yapılırken aşağıdaki hiyerarşiye yani sıralamaya göre işlem yapılır açılar. Dar açıya önce indirgenecek. Daha sonrasında sevgili arkadaşlarım tüm ifadeler sinüs veya tanjanta çevrilir diyor bakın. Burada ya bunu ya bunu yap diyor. Şimdi bu tarafa devam edecek olursak tüm ifadeler sinüs veya tanjanta çevrilir. Böylece aynı türden olanlarda açısı büyük olan daha büyük alınır. Daha büyük alınır. Tamam mı? Şimdi dar açıya indirgediğimiz için artık birinci bölgedeyiz yani. Birinci bölgede sevgili arkadaşlar sinüs veya tanjanta çevirdiğimiz takdirde bunlar artan fonksiyonlardır birinci bölgede. Sırf bu yüzden sinüs veya tanjanta çeviriyoruz. Açısı büyük olan da büyük oluyor. Şimdi birim çember çizilerek ifadenin belirttiği nokta bulunur. Böylelikle, böylelikle şimdi eğer sol tarafı tercih edersek. Burada da sevgili arkadaşlarım sinüs ekseni kosinüs ekseni tanjant veya kotanjant ekseni yardımıyla hangisi büyük hangisi küçük buna karar verilir. Büyük veya küçüğe karar verilir. Şimdi bunu yazdım. Örnek veriyorum. Şimdi bir tane örnekle çalışalım. Varsayalım ki sevgili arkadaşlarım şu bizim birim çemberimiz. Tamam. Daha sonrasında şu kısmın tanjant ekseni olduğunu biliyorsun. Şuranın da kotanjant ekseni olduğunu biliyorsun. Ve bir tane şöyle açımız var. Şimdi bu açıda örnek veriyorum şurası alfaya. Şimdi bunun şöyle göstereyim ben size. Biraz da yaklaştıralım. Arkadaşlarım hatta bir tane de şöyle inceltelim. Şu kısım bize sinüsü veriyordu. Bak yeşille gösterdim sinüsken kırmızıyla gösterdim mesela tanjant. Yani sol taraftakine göre çözüyorum şu an. Hani bu taraftaki yöntemi seçersen böyle yapacaksın. Şimdi şurası sinüsü, şurası tanjantı. Mesela sinüsle tanjantı kıyaslamak istersen ben e ne diyeceğim hocam? E tabii ki tanjant sinüsten büyüktür. Gene sinüs ve tanjanta çevirerek yaparsan sinüsle tanjantı bu şekilde kıyaslarsın. Hocam kosinüs veya kotanjanta çevirirsek o zaman ne olacak? Şimdi şurasını maviyle gösterdim. Kosinüs, değil mi? Peki şurası neydi? Kotanjant. Bak kotanjant, tanjant mesela kotanjant co kosinüsten büyük oldu. Yani birim çember çizerek yaparsan bu şekilde. Ama direkt şunu da yapabilirsin. Ben bütün açıları kardeşim, bütün trigonometrik fonksiyonları sinüs ve tanjanta çevirdim. Açısı büyük olan büyüktür, küçük olan küçüktür yöntemini de yapabilirsin. Şimdi soruların üstüne çok daha net anlayacaksın. İyi dinle beni. Sinüs 130, sinüs 80 ve sinüs 62. Hadi bunları bir sıralayalım. Sinüs 130 dediğim şey 180'e tamamladığı için sinüs 50'nin ta kendisidir. Sinüs 80 zaten sinüs 80'dir. Sinüs 62 de zaten sinüs 62'dir. E şimdi ne demiştik? Açısı büyük olan e daha büyüktür demiştik. O halde burada açısı büyük olan hangisi? Sinüs 80 küçükten büyüğe doğru sırala demiş. O zaman sinüs 50 daha küçüktür. Yani A küçüktür. Sonra C, sonra B diyebiliriz. Tamam. Ha, bu cevaptır. Devam edelim. ikinci örneğimizde. Sinüs 52 demiş. Tamam sinüse çevirmeye devam edelim. Kosinüs 70 sinüs 20'nin ta kendisidir. Sinüs 40 da sinüs 140 da 180'e tamamladığı için sinüs 40 derecedir. Tamam. Şimdi burada küçükten büyüğe doğru sırala demiş. Demek ki en küçük burada açı B olduğuna göre B'nin açısı olduğuna göre B küçüktür. C küçüktür. A diyebiliriz. Cevabımız BCA olacaktı. Altta soru yok. Geçiyorum sağ üst taraf arkadaşlar. Sağ üst tarafta 3. örneğimizdeyiz. Sinüs 230. Şimdi bu kaçıncı bölge? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede 180'den 50 fazla olduğu için burası eksi sinüs 50'dir. Biliyorsun üçüncü bölgede sinüs negatif. Devam edelim. Sinüs 330'da eksi sinüs 30'dur dördüncü bölgede. Sinüs 210'da eksi sinüs yine 30'dur arkadaşlar. Şimdi B ile C'nin eşit olduğunu biliyoruz. Burada eksileri görme. Şu eksileri görme. Sadece sarıyla işaretlettirdim. Sinüs 30 ve sinüs 50'ye bak. Burada normal şartlar altında sinelli daha büyük değil mi? Açısı büyük olduğu için ama negatif o zaman işler tersine çevrilir. Yani burada A B'den küçük B ile C'nin eşit olması gerektiğini zaten söylemiştik. A küçük B eşit C diyebiliriz cevabımıza. Devam edelim 4 ile tan 75 demiş. A bu sefer hepsini tanjanta çevirelim. Kotanjant 240 dediğimiz şey 3. bölgededir ve kot 60'dır. Kot 60'da tanjant 30'un ta kendisidir. Daha sonrasında kotanjant 120 Kotanjant e, 60'tır yine eksi kotanjant 60'tır ikinci bölgede olduğu için bu da eksi tanjant 30'a eşittir. Şimdi burada zaten bir tek şu eksili gördüğün üzere o halde en küçük C zaten. Daha sonrasında hocam tanjant 30 mu tanjant 75 mi açısı küçük olan daha küçük büyük olan daha büyüktür. Yani C, B, A sıralaması geçerli gençler. Devam ediyorum 5. örneğimle. Evet burada da yine küçükten büyüğe doğru sıralamamız istenmiş. Şimdi bir sekant 40 demek ne demek? 1 bölü kosinüs 40 demek. Sinüse çevirelim hemen. 1 bölü sinüs 50 yapar değil mi? Pekala şuna bakalım. 1 bölü sinüs 65'tir zaten burası. Yine sinüslüdür bıraktık öylece. E, sekant 330 demiş. Sekant 330'da 1 bölü şimdi kosinüs 330'u 360'a tamamlayan şey 30'dur. Dolayısıyla bu da 1 bölü sinüs 60'tır. Şimdi normal şartlar altında şu 1 bölüleri görmeden sadece sinüs 50 sinüs 65 ve e, sinüs 60'ı ben kıyaslasam. Burada en küçüğü hangisi olur arkadaşlar? A. Değil mi? En küçük A'dır. Sonra C'dir. Sonra B'dir. Ama ve lakin 1 bölü dediği için yani çarpımsal terslerini aldığı için sistem yer değiştirecek ve B küçük C küçüktür A olacak arkadaşlar. Yani cevabımız B, olacaktı deriz. Evet devam edelim. Bir diğer sayfamızda bir notumuz var. Eğer diyor açımız diyor 45 ile 90 derece arasında ise tanjant x ifadesi birden büyüktür. Bu nedenle sinüsten de kosinüsten de bu tanjant ifadesi daha büyüktür diyoruz. Örneğimize bakalım. A sinüs 140. 180'e tamamlayan şey 40'tır. Dolayısıyla sin 40'a eşittir burası. Eşittir. Kosinüs 210 demiş. Üçüncü bölgedeyiz. Eksi kosinüs 180'den 30 fazla olduğu için eksi kos 30'dur burası. Yani eksi sinüs 60'tır da diyebilirim. Geldim buraya. Tanjant 300. Hangi bölgede? Dördüncü bölgede negatif olacak ve eksi tanjant 60 eşit olacak. Geldim buraya. Kotanjant 400 demiş. 400, 360'dan 40 fazla olduğu için kotanjant 40'a yani aslına bakarsan tanjant 50'ye de eşittir bu. Şimdi küçükten büyüğe doğru sıralayacaktık değil mi? Şimdi küçükten büyüğe doğru sıralarken zaten şu ikisi negatif. Bu negatifleri önce bir kıyaslayalım. Öncelikle ben eksileri görmeden sadece sin 60 ve tan 60'ı kıyaslasaydım tan 60 sin 60'dan daha büyük olurdu. Çünkü e, burası 45'ten büyük. Tan 60 sin 60'dan büyük ama eksilisi olduğu için artık C B'den daha küçüktür diyeceğim. Şimdi C B'den küçük Bunlar negatif olduğu için zaten en küçük olacaklar. Demek ki artık küçüktür diye devam edeceğim. Şuraya bir şeyler daha getirmem gerekiyor benim. En küçüğü bunlar bu. Bu kesin. Oraya ne getireceğim? Sin 40 mı tan 50 mi? E şurası 45'ten büyük olduğu için tanjant daha büyüktür. Yani en büyük değilmiş. O halde ortaya da ne kalır? A kalır. Yani CBA B, A, D bize cevabı verir. Örnek 7'ye bakıyoruz. Bu zaten sinüs 20 kalsın. Kosinüs 250 demek. 180'den 70 fazla olduğu için eksi kos 70'tir. Bu da eksi sin 20'dir. Yani BA'nın eksilisiymiş bak. Kosinüs 330 zaten kosinüs 30'du. E bu da hocam sinüs 60'ın ta kendisidir. Kotanjant 224 180'den 44 fazladır. Yani kotanjant 44'tür. E bu da kendisi zaten tanjant 46'nın ta kendisi. Şimdi burada şu negatif zaten en küçüğü bu. Yani B en küçük olacak. Şimdi bunu eledim artık. Bunu bulduk çünkü B en küçük. Sin 20 bir büyük sin 60 bir büyük Tabii ki sin 60 daha büyük O halde a'yı getirdim sonra c'yi getirdim En sona d'yi getireceğim niye e 45'ten büyük olduğu için birden büyüktür Dolayısıyla bunların hepsinden büyük olur Yani d'de en büyük b a c bize doğru sıralamayı verir Sevgili gençler Evet devam ediyorum Bir diğer kısımda Bölgelere göre fonksiyonun, fonksiyonların Artanlık ve azalanlığıyla Şimdi burada da Hangi bölgede hangisi artan azalan Ezberlemek istiyorsan sana şöyle anlatabilirim. Şimdi kosinüs dediğimiz e, fonksiyon sevgili arkadaşlarım. Sinüslerin pozitif olduğu yerlerde azalandır. Bak sinüsler nerede pozitifti? Birinci ve ikinci bölgede. Sinüslerin negatif olduğu yerlerde de artandır arkadaşlar. Şimdi geldim sinüse. Kosinüslerin pozitif olduğu yerlerde artandır. Sinüslerin e, ne, pardon kosinüs, ha, kosinüslerin negatif olduğu yerlerde de azalandır arkadaşlar tanjanta bakıyorum. Her yerde artan, kotanjanta bakıyorum. Her yerde azalan. Zaten şu ikisini ezberlemene gerek yok. Yani bilirsin. Ama şu ikisi için böyle bir şey söyleyebilirsin. Sinüsler, e, sinüsler kosinüslerin pozitif olduğu yerlerde artandır. Negatif olduğu yerlerde azalandır. Kosinüsler de tam tersi. Sinüslerin artan e, neg pozitif olduğu yerlerde azalan, negatif olduğu yerlerde artandır diyoruz gençler. Şimdi alt kısma bakalım örneğin demiş. AB'den bc'den B'de, küçük bunlar açı. ABC eğer birinci bölgede ise biliyorsun sinüs fonksiyonu artandı. Birinci bölgede olduğu için sin A küçüktür, sin B o da küçüktür, sin C diyeceğim açılar böyleyken. Ama kosünüs de durum tam tersi çünkü azalan fonksiyondu. Açılar arttıkça kendileri küçülüyor. Açılar küçüldükçe kendileri artıyor. Tanjant da artan fonksiyon olduğu için sinüs gibi davranacak ve kotanjant her yerde azalandı. Dolayısıyla bu şekilde büyüktür diyeceğiz. B'ye bakıyorum. ABC ikinci bölgede ise ikinci bölgede ikinci bölgede sinüs sinüs neydi arkadaşlar ikinci bölgede azalandı azalansa eğer bu şekilde büyüktür diyeceğiz kosinüs fonksiyonu sinüslerin pozitif olduğu yerlerde azalandı dolayısıyla bu da hala azalan azalan olduğu için yine büyüktür diyeceğiz tanjant her yerde artan olduğu için bu şekilde olacak ve kotanjant her yerde azalan olduğu için bu şekilde olacak işaretlemelerimiz C'ye bakıyorum sinüs üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede sevgili arkadaşlarım yani şurada kosinüsün bak sinüsler kosinüsün e, negatif olduğu yerlerde neydi azalandı. Dolayısıyla azalan fonksiyonu olduğu için artandır diyeceğiz ve artandır diyeceğiz. Kosinüsler ise sinüslerin negatif olduğu yerlerde artıyordu. Dolayısıyla burası artandır ve bu şekilde olacak. Tanjant her yerde artandı ve doğal olarak bu şekilde. Kotanjant her yerde azalandı ve doğal olarak bu şekilde olacak diyebiliriz. Geçtim 38. sayfama. Bu sayfa benim son sayfam artık. X, Y, Z elemandır. 3 π bölü 2 ile 2 pi aralığı. Yani burası kaçıncı bölge oluyor arkadaşlarım? Burası 3. değil 4. bölge oluyor. 4. bölgedeyiz. Pekala. Şimdi kosinüs x'i 1 bölü 4, kosinüs y'yi 1 bölü 5 ve kosinüs z'yi 1 bölü 6 vermiş. X, y, z açılarının sıralamasını buluruz demiş. Şimdi dördüncü bölgede kosinüs dediğimiz fonksiyon neydi? Sinüslerin sevgili arkadaşlarım pozitif olduğu yerlerde azalıyordu, negatif olduğu yerlerde artıyordu. Yani kosinüs bu bölgelerde artan demek ki burada da artan olacakmış. Şimdi açıları sıralayalım. Hangisi daha küçük? 1 bölü 6 küçüktür 1 bölü 5. Bu da küçüktür 1 bölü 4. Yani burada en büyük açı 1 bölü 4 değil mi? Ve bizim kosinüs fonksiyonumuz bu bölgede artandı arkadaşlar. Artan fonksiyonsa demek ki açılar arttıkça kosinüsün değeri de artıyordu. Açılar azaldıkça kosinüsün değeri de azalıyor olması gerekiyordu. Şimdi şunun açısı hangisi? Bak bu kos x. Bu kosinüs y. Bu da sevgili arkadaşlarım kosinüs Z'ydi. Değil mi? Demek ki burada en büyük 1 bölü 4 ise en büyük X'miş arkadaşlar. En küçük Z'ymiş. Ortanca da neymiş? Y'ymiş diyeceğiz. Yani Z küçük Y küçük Z. Z küçük Y küçük X arkadaşlar. Z küçük Y küçük Z. Z küçük Y küçük X bize cevabı verecekti diyebiliriz. Z y, X. Burası kaçıncı bölge? İkinci bölge. Şimdi ikinci bölgede şurada yani sinüs sinüs kosinüsün e, sevgili arkadaşlarım pozitif olduğu yerlerde artandı. negatif olduğu yerlerde azalandı. Kosinüs burada negatif olduğu için azalandır. Pekala şu e, 0,241 241 diye devam edecek. Bu 0,241 41 41 diye devam edecek. Burası da sevgili arkadaşlarım 0,241 11111 diye devam edecek. Şimdi şuraya bakıyorsun 241'ler zaten her birinde eşit. O zaman ilk olarak 241'den hemen sonraki sayılara bakacak olursanız hangisi büyükse o büyüktür. Şimdi buradaki sıralamamız ne bizim? C küçüktür, A küçüktür, B. Şimdi sinüs bu da azalan fonksiyonu dikkat ettiysen. şunun açısı, şunun açısı C büyüktür, A büyüktür, B demeyelim. C büyüktür, A büyüktür, B dersek olmaz. Asla bakarsan sin C, sin C küçüktür, ee, sin a o da küçüktür sin c dersek doğru olur. Sin b dersek doğru olur. Aynen. Şimdi buradan bu sıralamayı elde ettik biz. Sinüs azalan fonksiyonsa değeri büyüdükçe açısı küçülür. Yani o zaman en küçük açı b sonra a sonra c'dir diyeceğiz. Yani b a, c küçükten büyüğe doğru sıralaması vardır sevgili arkadaşlarım. 10. örnek ABC b bölü 2 ile 3 pi bölü 2 aralığında. Nerede yani? Ya burada ya da burada. Şimdi sinüslere bakıyoruz. 0.3, 0.4, 0.34. Bir kere sinüs, bir kere sinüs. Arkadaşlarım kosinüslerin e, negatif olduğu yerlerde azalıyordu. Yani burada ve burada kosinüsler negatif olduğu için sinüs iki bölgede de azalan zaten. ABC açılarının sıralamasını bul demiş bize. Pi bölü 2'den 3, pi bölü 2'ye kadar buradan buraya kadar bulalım. Şimdi birinde 0.3, birinde 0.4, birinde 0.34'tü. Burada ben sayıları sıralarsam 0.3 küçüktür 0.34 bu da küçüktür 0.4 olacaktı. Şimdi bunların her biri pozitif olduğuna göre ben artık buraya da bakamam çünkü sinüs burada negatifti zaten. Demek ki biz ikinci bölgedeyiz. İkinci bölgede sinüs azalan. E 0.3'e ait hangisiydi? Sinüs A. Küçüktür sinüs C. E bu da küçüktür sinüs B değil mi? Sinüs burada azalansa sistem tersine çalışır. Demek ki B açısı küçüktür. C açısı küçüktür. A açısı derim. Böylelikle sıralamamız BCA olur sevgili arkadaşlar. Evet. Devam edelim. 11. örneğimizde. X ve Y aynı bölgede olan açılar olmak üzere. Aynı bölgedelermiş bak. Kotanjant X, kotanjant Y'den daha küçük. Aynı zamanda sinüs X de sinüs Y'den daha küçük. Hmm. Şimdi burada sinüsle kotanjantın. Şimdi kotanjant her yerde azalan zaten değil mi? Bu her yerde azalan. Güzel. Şimdi buna bakıyoruz. Bu her yerde azalansa bir kere y açısı y açısı e, x açısından daha küçüktür. Azalan fonksiyon çünkü. Pekala. y x'ten küçük olacak. O kesin. Aynı bölgelerdeydi. E şimdi sinüse bakmamıza gerek var mı? Kotanjant zaten azalan fonksiyondu. Buradan ben y'nin x'ten daha küçük olduğunu bulmuştum. Hangisi olabilir diye sorulmuştu. E bir bakalım o zaman şu sinüs x'e sinüs y'yi burada kullanabilecek miyiz? Şıklarımıza bakalım. Bir kere y'nin x'ten daha küçük olduğu, yani x'in y'den daha büyük olduğu hangileri var? Bu olamaz, değil mi? E, şu da olamaz. Daha küçük x y'den. x y'den büyük bak bu olabilir. Şu da olabilir. Bu da olabilir. Peki şimdi devam edelim. Bir de gençler kotanjant x kotanjant y'den daha küçükken sinüs x'in de sinüs y'den daha küçük olduğu. Yani bunun da azalan olduğu. Sonuçta azalan olacak. Yani y x'ten küçüktü çünkü. E, sinüs hangi bölgede olabilir? Hangi bölgede azalan? Bir burada azalan bir de burada azalan değil mi? Şimdi buralarda azalanken demek ki açılarımız ikinci veya üçüncü bölgede olmalıymış. İkinci veya üçüncü. Şu açı kaçıncı bölgede? Dördüncü gitti. Şu açı kaçıncı bölgede? Birinci gitti. O halde doğru cevap E olacaktı arkadaşlar. Ve 12. örnek. Dar açılı bir ABC üçgeninin iç açıları derece türünden x, y ve z olmak üzere kosinüs x artı y, kosinüs x artı z ve kosinüs y artı z verilmiş ABC. AB'den BDC'den küçükmüş. Şimdi e, gençler tamamı dar açıysa bu açıların, üçgenin iç açılarının tamamı dar açıysa x artı y artı z 180 ya hani normalde 180 derece ya x ile y'nin toplamı da geniş açıdır ikinci bölgededir x ile z'nin toplamı da ikinci bölgededir geniş açıdır y ile z'nin toplamı da ikinci bölgededir geniş açıdır Şimdi bunların hepsi ikinci bölgede hepsi ikinci bölgede ise ve a küçük b küçük c diyorsa burada a neydi kosinüs x artı y'ydi B neydi? Kosinüs x artı z'ydi. C de kosinüs y artı z'ydi değil mi? Şimdi ikinci bölgede olduğunu belirttik. İkinci bölgede kosinüs fonksiyonu sinüsün pozitif olduğu yerde azalandı bu adam. Dolayısıyla ikinci bölgede kosinüs fonksiyonu azalandır. Şimdi azalansa değeri büyük olanın açısı küçüktür. Yani y artı z burada kesinlikle x artı z'den bu da kesinlikle x artı y'den daha küçük olacak. Bak bunu buraya bunu buraya aldım. Pekala. X, Y, Z'yi sırala demiş. Şu ikisine bakacak olursanız. Şöyle. Şu ikisine bakacak olursak. Z'ler gider. Y küçüktür. X gelir. Şu ikisine bakacak olursam. X'ler gider. Z'de Y'den küçük gelir. Demek ki Z, Y, X sıralaması bizim için doğru sıralamadır diyebiliriz. Bir alttaki sorumuz. Örnek 13 bu da son sorumuz arkadaşlar. 0 ile 45 derece arasında bir açımız var. 1 eksi 2 sin x cos x. Şimdi 1'i ben sin kare x artı cos kare x biçiminde yazarsam yanında da 2 çarpı sin x çarpı cos x var. Aslına bakarsam bu nedir? Burası sinüs x eksi kosinüs x'in parantez karesidir ve bu, bu da bir ne, bunun nesi var? Karekökü var. Şimdi cart cart öyle götürdün ama tamam götürürsün eyvallah ama bir adabı var. Sin x eksi kosinüs x'in mutlak değeri biçimde çıkar burası. Ve bu da neymiş? 2 çarpı sinüs x eksi 3 çarpı kosinüs x'miş. Şimdi 0 ile 45 derece arasında sinüs mü büyük, kosinüs mü büyük? Çizmeye bile gerek yok aslında. Sonuç olarak kosinüs fonksiyonu azalan fonksiyonu olduğu için kosinüs daha büyüktür burada. Pozitif çıkabilmesi için de burayı kos x eksi sin x biçimde çıkarırsın. Kosinüs sinüsten daha büyük 0 ile 45 arasında. Eşittir diyorum 2 sin x eksi 3 kos x dedim. Eksi 3 kos x'i bu tarafa davet ettim. 4 çarpı kosinüs x geldi. Hemen düzeltelim orayı. 4 çarpı kosinüs x geldi. Bunu da bu tarafa attım eşittir 3 çarpı sinüs x oldu. Bizden tanjant x sorulmuştu. Her iki tarafı kosinüse bölerseniz bu gider. Burada da kosinüs e x'ten kaynaklı. Her iki tarafı bir de 3'e böldüm. O zaman bu da gitti. Sin x bölü cos x tanjant x'ti. Cevap neymiş? 4 bölü 3'ün ta kendisi sevgili arkadaşlar. Doğru cevap 4 bölü 3 olacaktı diyebiliriz. Evet gençler bir sonraki kısımda trigonometrik fonksiyonların periyotlarına geçeceğiz. Periyot kavramı da bizim için trigonometrik fonksiyonların grafiklerini daha rahat anlayabilmek için çok çok kıymetli. Dolayısıyla o derse seni mutlaka bekliyorum. Sonraki dersimize görüşürüz. Hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.